Hepinize selamlar, hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben çok şükür bugün iyiyim. Dünkü videodan sonra bugün daha iyiyim yani. Mesajlarınızı okudum, çoğuna cevap verdim. Allah razı olsun. Migren sıkıntısı yaşayan çok arkadaşım var. Kötü bir şey. Ben hani baktırmadım, uzun yıllar oldu. Aslında bende sinüzit var ama migren olup olmadığını şu an henüz bilmiyorum. Ara ara böyle bir şeyler vuruyor bana, biliyorsunuz. Özellikle uzun süre açlıklarda falan vuruyor ya da susuzluklarda. Aslında bir MR çektirsem iyi olur. Siz de söylemişsiniz ama ya doktor konusunda ben ihmalkar bir insanım. Böyle son ana kadar bekliyorum ama bir görünmekte fayda var. Çünkü belli bir yer, mesela sadece şuraya geliyor benim. Hep aynı yer. Sol kaşımın üstünden doğru vuruyor. Dün akşam işte en beterini yaşadım. Bugün niyetlenmedim. O yüzden biraz enerjiyim bugün. Duru'yla az önce kahvaltı yaptık. 3-4 bardak çay içtim. Söylemesi ayıp yani. Böyle sanki hiç çay içmemiş gibi. Çünkü dün akşam ne yediğimden ne içtiğimden hiçbir şey anlamadım açıkçası. Midem de boştu. Gece kalktık sahur yapmak için. Saat 3.30 falandı. Rıza dedi ki, Elif sen tutma. Dedim çok kötüyüm Rıza. Böyle kafam dedim sersem gibi, ne yapsam bilemedim dedim. Hani tutmak ne istiyorum falan. Yarın tutma dedi. Bu Duru da bence tut diyor. Bence de tutmalıyım kızım. Yarın kaldığım yerden devam edeceğim inşallah. Bugün böyle bolca su falan, enerjim yerinde, suyumu falan içeyim. Öyle şimdi evleri toparladım. Babam aradı nasıl oldun diye. Bize Söyle. de kek ya. He, kek mevzusuna geleceğim ya, bize de kek yap diyor. Babamın iş arkadaşları iftara gelecekmiş. İş arkadaşlarını davet etmiş. Allah bilir neler döktürür bu akşam. Menüyü belirlemiştir kafasında. Bugün izinliyim dedi. İzinli olduğunu bilseydim ben onları iftara alırdım ama o arkadaşlarını çağırmış zaten. Bana dedi kek yapar mısın? Senin kekin güzel oluyor. Normalde kendi de yapar. Bakın kek de yapar. Hem de böyle bir tepsi keki yapar. O kadar güzel kabarır ki. Keki dedi sen yapar mısın? Mikserleri bozuldu onların. Mikser alacaktı annem hatta. Araya hastalık falan bir sürü bir şey girdi. Sen dedi bana kek yapar mısın? Yaparım dedim. Malzemeleri çıkardım. Ona güzel şöyle iki renkli bir kek yapayım. Yumuşacık. Akşam arkadaşlarıyla yer. Dur da diyor ki bize de kek yap diyor. Bize de yaparım. Dedeninkini yapalım. İzinliymiş zaten. Çarşıya inecek. İnmişken de buraya 2 dakika çıkacak. Ben dedi almaya gelirim dedi. Zaten çarşıdan eksiklerimi alacağım dedi. Öyle yani, yine güzel bir iftar yemeği verir diye düşünüyorum. Ben de şimdi mutfağa geçeyim, onu beraber yapalım. Ondan sonra da bakalım, bizimkini akşamüstü yaparım. Şöyle malzemeleri hazırlamıştım, yumurtayla sütü. Bir 40 dakika oldu ben çıkaralı. Kahvaltı yapmadan önce çıkardıydım herhalde. Neyse, uzun borcamda yapacağım yine. O güzel oluyor biliyorsunuz, iki yumurtadan. Vanilyamı, kabartma tozumu çıkardım. Şu Şok'un çay fincanıyla bir fincan sütüm var. Bir fincan da şöyle sıvı yağım var. Ölçü bununla kullanıyorum. Şöyle bir su bardağı kadar da şeker kullanacağım. Unumu da getirdim. Herkes şimdi şurada baksanıza. Rıza'da son bir tane kalmış. Onu da ben aldım. Eve bırak dedim bugün falan başım ağrırsa. Çantasına koyduydu. Neyse, onu ben aldım. Orada duruyor valla. Şuraya ne olmuş? Ay çizilmiş ha. Ha yok, bir şey yapışmış. Ay sileyim onu. Ya siyah ya, bu o kadar çok toz belli ediyor ki. Ben bunu devamlı siliyorum dışını. Tarçınlı cevizli yapmaya karar verdim. O çok sever. Bir tane de portakal rendeleyeceğim şimdi. Kakao falan karıştırmayacağım yani. Kıvamı çok güzel oldu arkadaşlar. Fırını çalıştırdım. Şimdi doğru fırına giriyor bakalım. Keki çıkardım arkadaşlar. Babamın şansına yine güzel kabardı. Üstü böyle oldu ama yanık değil yani. Birazdan şey yapacağım, kalıptan çıkartacağım. Şöyle borcamdan çıkardım, azıcık soğusun da bunu paket yapacağım. Biz de o sırada Duru'yla giyinelim. Onu gezdireceğim bugün biraz. O kadar sıkıldı ki, okula da gitmedi ya bu hafta. Gel dedim biraz hava alalım, hava iyi. Şöyle uzun tabağım vardı, ona da koydum. Şey yaparım, poşet geçiririm. Sonra bir poşete daha koyarım. Makinem bitsin. Niye açtın Duru bunu? Açma kızım. 22 dakikası var. Biz de o sırada hazırlanalım. Çamaşırları çıkarıp öyle gideriz bakalım. Saat 3.30 oldu arkadaşlar. Hazırlandık. Azra da geldi okuldan. Kızlarla biraz dolaşalım. Hava güzel bugün. Onlara böyle tişört falan bir şeyler bakacaktık zaten. Niyetimiz de vardı ama hafta sonu ineriz diyordum. Şöyle önce AVM'ye, sonra çarşıya. Bugün Duru'nun canı sıkıldı diye bir niyetlendim. Sonra da hem dedim babama keki vereyim. Aradı şimdi zaten beni, ne yaptın, geleyim mi diye. Dur anneciğim bak anlatıyorum. Yok baba dedim, ben dedim çarşıya iniyorum kızlarla. Sen beni çarşıda bekle, geliyorum dedim.
Dur düşürürsün dur. Bırak ne? Düşürürsün elleme. Öyle yani deri ceket giydim yanmam inşallah. Saçıma arkaları hafif maşa yaptım. Şöyle yeni gözlüğümün de siftahını yapayım bugün siyah siyah. İnşallah yanmam bakalım. Şimdi evden çıkıyoruz. Duru da makyaj yaptı Azra. Kızlar dedeyi buldular. Tanıyamadım birden ya. Tam da geldiniz ya. Baba ne yapıyorsun? Sizi bekliyorum. Şey menünü say bakalım iftar menüleri. Geçenkini çok beğendiler. Şevket Bey'in iftar menüsünü. Bu akşam benim yine cevizli kömeç yapacağım. Yine aa bak o cevizin tarifini istiyorlar baba. Bir gün bana gel de yapalım. İyi, tamam, yaparız. Veyahut da ben gelirim yaparız. Kelle paça yaptım. He. Kelle paça yaptım. Oo. Taze fasulye yapacağım. Zeytinyağlı fasulye yapacağım. Maşallah. Börek yapacağım yine mantar böreği. Ay o çok güzeldi. Güzel, İyi de evet. Ebişkeyi nereden buluyorsun sen? Pazarda var yok, mı? Yok dondurucuda var. Ha dondurucuda var. İyi. Bir de yine havuç rendelip yine öyle bir tarator yapacağım. Tarator yapacağım. İyi, salata. İyi. Sütlaç yaptım çok güzel. Bak bak sokakta röportaj veriyor gibi o. Bak, herkes bize bakıyor. Sütlaçım çok güzel oldu. Sütlaç yapmış bakalım. Resmini mi çektin? Evet. Influencer kızı şey babası vardı. Böyle olur bakın. Bakayım. Çok güzel görünüyor. Fırına yaptım. Ellerine sağ ol. Babamla ayrıldık. Gülmekten öldük. Babama diyorum ki sokak röportajı yapıyor gibi olduk. Herkes bize bakıyor diyorum. Gerçekten o an öyleydi. Neyse o eve gitti. Zaten menüsünü ayarlamış. Biz de kızlarla açık çarşıya gidiyoruz. Bunlara böyle tişört bir şeyler bakacağız. Koşma kızım. Hayır koşmak yok koşmak yok. Böyle paraşüt pantolonlar. Bunlardan deneyebilirsin. Ya yeşilini ya siyahını. Aa bak yeşili çok güzel Azra. Siyah şeylerle güzel olur. Ayakkabılarla. Ne oldu anneciğim? O sana göre değil ama. Burası çocuk reyonu değil çünkü. Nasıl Azra? Gri renkte. Hiç olmayacak şeylere gidiyorlar. Azra'ya göre mi? Müzik var yine burada. Mecbur sesimi hızlandıracağım. Müzikten telif yemeyelim. Siyah mı deneyeceksin yeşil mi? Bir tane paraşüt deneyecek. Yeşil bir de kısa deneyim. Tişört bakalım. Yeşil mi istiyorsun? Evet. Tamam. SB'den bulalım ondan. Bu M. S Azra. Ha bak. Bir de dur kısa tişört bulalım. Gideceğiz ama burada senin istediğin yok. Elsiva'ya gideceğiz tamam mı? Paraşüt istediği gibi olmadı. Çok bol oldu sana S bile. Yani... Yok buradaki pantolonların hiçbirini beğenemedi. Tişört alacağız da. Bu böyle keten gibi ama daha farklı bir şey bakalım Elsiva'dan. Şu tişörtler güzel Azra'ya kısa böyle pantolon üstü. Eşofman üstüne de giyer. Şunlardan iki tane bir de üstündeki siyahı alacak. Onunkini halledelim. Eşofman da al dedim ama istemedi. Eşofmanları var. Aslında gri bir eşofman. Bakayım ben ona olmadı ya. Azra'nınkileri aldık. Şimdi acıktılar bir şeyler yedireyim onlara. Sonra Duru'ya bakacağız Elsiva'dan. Epeydir yemediniz ya. Nasıl böyle şey yapıyorlar. İştahla açıyorlar. Hadi afiyet olsun. Ben yemeymiştim. Sen yiyorsun. Duru epeydir yemedi. Yemeklerini yediler. Elsiva'ya geldik. Bakayım burada ne maceralar bizi bekliyor. Duru beni beklersen mutlu olurum. Yeni sezon elbiseler gelmiş. Duru bak. 259. Ay ne tatlı. Ay baksana Duru. Alırız bunlardan ama şu an erken. Sen Yıldız Tilbe gibi karışık şeyleri çok seviyorsun. Allah Yıldız Tilbe bak bak. Düğün kıyafeti beğeniyor görüyor musun? Başka? Gel bakalım senin dediğini. Efendim anneciğim. Onu mu deneyeceksin sen de? Güzel mi? Kolej üstü bulamadık ama. Şu karşıda var mı anneciğim? Dur karşıda var mı bakalım. Bak pembeler cıvıl cıvıl. Her şey çok güzel. Çocuk şeyleri. Yelekler var Duru bak. Şunlar ne tatlı. 199. Ayakkabılar 300-400 lira. Duru'ya aldık ama spor ayakkabı yeni aldık. Geçen akşam internetten Rıza aldı. Çok güzel çıktı ayağındakiler. Şunlar falan güzel.
pijama takımları 129. Çok tatlıymışlar. Penyesi falan da çok güzel. Hadi bakayım, kendi beğendiğin olsun. Hadi geç. Şu kırmızı çantayı geçen çok beğenmiştim. Askılı böyle. Tişörtlerin üstüne. Çok güzel olur. Mankenleri mi seviyorsun? Beyazlar da var da. Yok. Kırmızının şu da varmış. Bu da mat olan. O parlak, bu mat. Şu nasıl? Ha bir de şöyle var. Ay şu mavinin rengi de çok hoş. Bu da 129. Bu da 129'muş. Bu da güzel aslında. Bu da çok güzelmiş. Şu nasıl? Bu da değişik güzel. Sadece cüzdansı var. O kadar küçük ki. Çarşı turumuz bitti. Şimdi Devrez'den kahve çektireceğim. Devrez kuru yemiş var şurada. Oranın kahvesi güzel oluyor. Sonra Rıza almaya gelecek. Artık eve gidiyoruz. Bunlarla bu kadar oldu. Vallahi Elsiva'da Duru çok huysuzluk yaptı ama neyse ki çıktık. Evet, şuradan kahve çektireyim. Gel bakalım. Berrak'tan sıcak pidemizi de aldık. Rıza'yı bekliyoruz. Onun da tam iş çıkış saati. 5.30 geçmiş saat. Biz zaten 3.30'da mı indik Azra? Tabii sen gelince indik. Şimdi Rıza Bey'i bekleyelim. Gel böyle. Hava bugün ne kadar güzeldi Duru. Değil mi? Evet Rıza'cığım geldi. Gidiyoruz hep beraber bakalım. Hava Rıza o kadar güzel dışarıda. Yok yok değil, çarşı daha sıcak. Şeye getirecektim bunları ama durmadılar rahat işte. Sahile, sahil tarafına. Huysuzlandı biraz. Karnı ağrıyormuş. Gezdin karnım ağrıyor diyor. Ben şu an ne yapabilirim durursam. Eve geldik, hemen üzerimi değiştirdim. Poşetleri de boşalttık. Kızların kendi seçtikleri. Azra o kadar pantolon denedi ama yine eşofman altı aldık böyle gri renkte. Şu kısa tişörtleri de her türlü giyiyor zaten. Boyları kısa böyle. Çocuk yani küçük tişört gibi görünüyor ama güzel oldu giyince. Duru da şu İspanyol kotu beğendi. Paçası yırtmaçlı. Ona güzel oldu. Üzerinde de gösteririm giydiği zaman. Üste bir tane böyle turuncu tişört aldı. Ben de şu çantayı geçen çok sevmiştim. Çok tatlı böyle rengi falan. Cüzdan sığar, parfüm sığar. Bir de telefonumu sığdırırım. Rengi böyle çok güzel bir kırmızı bakın. Şöyle. Çok tatlı ya. Beyaz tişörtlerle o kadar güzel olur ki. Hiç böyle renkli çantam yoktu. Siyahım var, beyazım, kahvelerim var. Kırık beyazım da var ama kırmızı bir çanta yoktu bende. Böyle arkadaşlar 800 lira harcadık sanırım. Neyse şimdi ben biraz uzanacağım. Ondan sonra mutfağa geçerim yani. Çocukları doyurmuştum zaten biliyorsunuz. Azra aldıklarını deniyor da. Diyorum ki ona bir daha o saçını alttan bağlama. Ya sal ya da tepeden, annen gibi tepeden topla diyorum. O da alttan bağlamayı seviyor. Ama iz yapmış bak saçların. Hep alttan bağladığın için iz yapıyor. Çok güzel yoksa saçların da. Gri eşofman güzel oldu. Tişörtler de güzel. Size çantamın duruşunu göstereyim dedim. Çünkü bayıldım bunun rengine, minnoşluğuna. Arkada da bir sele çamaşırım var yalnız. Katlanacak, beni bekliyor. Pijamamı geçirdim hemen. Eve gelince ev rahatlığı. Ama şunun tatlılığına bakar mısınız? Çok güzel ya. Beyaz tişörtlerle yazın. O kadar güzel olur ki. Böyle kotların üstüne beyaz tişörtle. Böyle renkli bir çanta. Ay bayıldım bunun dokusuna, kumaşına. Bayıldım yani. Vallahi Elsiva'da görürseniz alın ya. Çok tatlı. Cüzdan, parfüm, bir de telefon sığar yani. Ben zaten çok aşırı büyük çanta sevmiyorum da. Rengi falan çok güzelmiş. Arkadaşa attım şimdi de. O yüzden size de göstereyim dedim. Geldim. Bir bardak şekerle. İftar sonrası buralardayım. Herkes karnını doyurdu. Kızları zaten doyurmuştum ama eve gelince de bir şeyler atıştırdılar açıkçası. Hamburger insanı doyurmuyor zaten. Ben yediğim zaman acıkıyorum. Daha çok acıktırıyor gibime geliyor. Her neyse. Şimdi niye şekerle geldim? Duru kek sözümü unutur mu? Unutmaz. Sen diyor gündüz dedeme kek yaptın diyor. Bizimkini akşam yapacağım diye söz verdin dedi. Damla çikolatalı bir kek yapacaktım. Kakaolu. Babamın kekinden hiç kesmedim eve yani. Öyle söyleyeyim. Onu öylece verdik. Demindir onu söylüyor. Aslında bir üşendim. Üşenmedim değil. Hani yarın yaparız falan dedim. Yok dedi, yiyesim var dedi. İyi dedim, çocuğu kırayım mı? Malzemelerimi ayarladım. Yine böyle yağımı falan doldurdum. Ondan sonra yumurtalarımı da bir demin çıkardım.
Şimdi çay doldurdum bardağa. Çay içtik ya. Çaylı kek yapacağım. Çayın demini bardağa koydum. Soğumasını bekliyorum. Sıcak sıcak dökülmez tabii harcım içine. Öyle borcamım burada. Böyle vallahi bir günde iki kek. Yani bugün de böyle oldu. Ne yapalım? Yeriz yani. Geç saatte bir daha çay yapıyoruz ya. Ben bir dahaki çayla yerim. Duru da madem yesin. Böyle. Ay bugün iki tane yoruma çok güldüm. Bir tanesi yüzüme takmış. Yüzüm harita gibiymiş. Ondan sonra yüzün harita gibi, o kadar filtre kullandığın halde yüzün berbat yazmış. Bir doktora git yazmış. Ben de dedim ki ben filtre kullanmıyorum ki ya, yani yüzümü yakından mı gördün? Bir kere bizim bu video edit dediğimiz programda filtre falan yok. iMovie kullanıyorum ben edit yaparken. Direkt kameradan ne çekiyorsam o, yani şu haliyle. Ha zaten filtre olsa pürüzsüz çıkardı yani. Kendiyle çelişmiş. Dedim ben filtre falan kullanmıyorum. Evet, cildimde böyle sivilcelerim var, yok değil. Pürüzlü bir cildim var. Bazen bazı ışıklarda daha kötü çıkıyor. Bir de bu telefon bazı ışıkta var ya, alın yazınıza kadar gösteriyor. Öyle bir netliği var yani gerçekten. Eğer ışığı güzel ayarlamazsanız alın yazınızı bile gösterebilir. Yani ne yapayım, sivilceliyim arkadaşım. Uğraştı benimle bugün. Dedim ben seninle çok güzel uğraşırdım da dedim şu an hiç kafam çekmiyor. Ben dedim güzellik yarışmasında değilim, hani beğenecek de yok. Sivilcelerim var, ne yapayım. Bir de ısrarla diyor filtre kullanıyorsun. Baya baya diyor filtre kullanıyorum. Dedim filtre falan kullanmıyorum. Instagram'ımı karıştırıyor. Gerçi ben Instagram'a da video atmam öyle yani. Ay şaşırdım kaldım ona. Bir tanesi de şey demiş. Gösteriş yapacak ya, Afrika'da iftar yemeği verdirdi. Tövbe estağfurullah dedim. Olay oldu. Afrika'da bir iftar yemeği verdirdim. Bir iki kişinin zoruna gitti, ben anlamadım. Vesile oluyoruz, ne güzel. Hayırdan ne anlarsınız bilmiyorum ki. Böyle klavye başından yazıyorsunuz. Ay bugün kime sarsam, ona mı yazsam, buna mı sarsam. Şunun kaşına takayım, bunun gözüne takayım. Yok bunun yaptığı hayıra takayım. Vallahi değişik değişik şeyler. Ay neyse şu şeye bakayım. Çayıma bakayım, ondan sonra kekimi yapayım. Bütün malzemelerim hazır. Yumurtaları kırdım. Çayım soğumuş. Sıvı yağım da var. Kakaom da burada. Duru şefle bize kolay gelsin. Fırını çalıştırdım. Çaylı kekimiz hazır. Ay damla çikolataları bol kaçtı. İçine de koydum. Ay çok güzel olacak. Çaylı kekimiz pişti arkadaşlar. Şimdi kalıptan çıkardım işte. Tabağı aldım. Işıktan dolayı şey görünüyor. Rengi. Bir de çok kakao katmışım herhalde. Of, ama tam istediğim gibi. Bakar mısınız? Kakaoyu ben sade bile yerim ya. O kadar seviyorum. Ama migreni tetikliyormuş. Acillik olmayayım da bu akşam. Ay çok güzelsin sen ya. Aman Allah'ım. Ay çok sıcak hala. Kırmayayım da. Of. Şöyle göstereyim mi içini? Bu aşk değil de ne? Döktüm her yere. Döktüm her yere. Neyse. Şimdi kendime bir Nescafe yapacağım ben. Duru'ya da vereyim hemen. Kahvemi yaptım. Kekimi de aldım arkadaşlar. Burada da veda edeceğim artık. Vallahi müsaadenizle bu videoyu artık kapatayım dedim. Şöyle yumuşacık kekimi yiyeceğim. Bu yemelerin sonu ne olur ben bilmiyorum. Kabak detoksu mu olur? İsveç diyeti mi olur? Yani Ramazan sonrası güzel bir diyet bizi bekliyor. Öpüyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz inşallah.